Herkese merhaba. Bugünkü Köpek Bey diye videomuzun konusu Doberman'la çok karıştırılan minyatür olduğu düşünülen minyatür pinscher. Minyatür pinscher köpek ırkı bu konuyla başlamamızın nedeni bu çok yanlış bilinen bir bilgi. Doberman'la hiçbir alakası yok. Tamamen farklı bir ırk ve Doberman'dan çok daha eski bir ırktır. Bu nedenle ikisi ilişkili ya da birbiriyle çok yakın akraba köpekler değildir. Minyatür pinscher'ın soyunda Alman ve İngiliz tazıları vardır. Doberman'ın soyunda ise belli ırklara benzemesine rağmen Rottweiler gibi farklı iri ırklar vardır. O yüzden de ikisinin birbiriyle hiçbir alakası yoktur. Bu nedenle karıştırmayın. Sadece tip olarak birbirlerine benzedikleri ve minyatür pinscher'ın Doberman'ın küçük versiyonu gibi durduğundan dolayı insanlar bunu karıştırmaktadır. Minyatür pinscher'lar Almanya kökenli köpekler. Bunlar işte daha önceki videolarımızda da söyledik. Bu Avrupa'da kedinin kilise tarafından şeytanın çocukları olarak addedilmesi ve yasaklanması sonucu haşereyle mücadele edecek bir şeylere ihtiyaçları vardı farklı bir hayvana. Bunun için de minyatür pinscher gibi küçük ve avcı köpekleri geliştirdiler. Minyatür pinscher de bu yasağın sonucu ortaya çıkan bir köpek. Bunun gibi zaten birçok köpek var. Kilisenin yasağı olmasaydı herhalde bu kadar çok ufak köpek günümüzde olmayacaktı. Bu da çok ilginç bir durum. Almanya'da dediğimiz gibi fareleri ve haşereleri avlamak için geliştirdiler. Evlerde ve ahırlarda. Bu işi de çok iyi yapan köpekler. Çok enerjik, çok atik köpeklerdir. Ve korkusuz köpeklerdir. Boyutlarınıza bakılmaksızın, yani sizi yanıltmasın. Ciddi anlamda korkusuz köpeklerdir. Bu nedenle de çok iyi bekçilik özelliğine sahip köpeklerdir. Hani boyut olarak tabii ki bir hırsızı ya da istenmeyen misafiri yere yatırıp üzerinde bekleyemez ama emin olun onu birkaç yerinden ısıracaktır. Ve bu safhaya kadar da bütün yaşadığınız apartmanda ya da mahalleye ayağa kaldıracak kadar gürültü yapacaktır. Kısaca alarm sistemi almanıza gerek yok. Eğer evinizde bir tane minyatür pinscher'ınız var ise. Bunlar 1860-65 yılları arasında Almanya'da ilk olarak bilinmeye başladı ama kökeni daha eski. Hani farklı bir ırk olarak ilgi görmeye başladı. 1900'lü yıllarda bir kulübü kuruldu. Kulübü kuruldu ve peşinden hemen Stuttgart'taki köpek fuarlarında sergilenmeye başladı. Bu saatten sonra da oldukça popüler olmaya başladı. Ta ki 1905 Dünya Savaşı'na kadar orada bir kesintiye uğradı. Fakat Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar popülerliğini korudu. Bu dönemlerde zaten sadece Almanya dışında hiçbir yerde bilinen bir köpek ırkı değildi. Fakat daha sonra işte tüm dünyaya yayılmaya başladı. İşte 1929 yılında da Amerika'ya gitti. Amerika'da yetiştiriciler tarafından da sevilen ve oradaki köpek sahiplenmek isteyenler tarafından sevilen bir ırk olduğu için oldukça popüler bir hale geldi. Irkın kişiliği dediğimiz gibi ciddi anlamda korkusuz bir köpek. Çok enerjik bir köpek. Her şeye çok fazla bir meraklı bir köpektir. Ayrıca kaçış konusunda da çok uzman bir köpektir. Şimdi bunlardan çıkacak sonuçlar şudur. Öncelikle her şey meraklı bir köpek olduğu için yerde bulduğu bir gazoz kapağını bile yutabilir. Bu da ona sağlık sorunu yaşatacaktır. O yüzden bunlara çok dikkat edeceksiniz. Yani minyatür pinscher'ınız varsa hani yaramaz çocuklar, küçük çocuklar olur da sürekli bir yerlerini keserler, yararlar, zarar verirler kendilerine ve sürekli takip etmeniz gerekir ya. Minyatür pinscher de böyle bir köpektir. Çok enerjik olduğu için mutlaka onu ciddi anlamda egzersiz yaptırmanız gerekir ki enerjisini atabilsin. Attıktan sonra da iyi ev köpeği olsun. Yoksa siz atmazsanız o sağa solu kemirerek, sağa sola zıplayarak, koşarak enerjisini atacaktır. Bu da sizin için bir sorun yaratabilir. Büyük karakterli köpek, büyük oyuncak köpek demelerinin nedeni de şudur. Hem sahibini çok mutlu eder hem de bezdirir canından. Öyle bir köpek. Hani ne vazgeçebilirsiniz ne atabilirsiniz denir ya bir şey için. Böyle bir köpektir ama
cidden sizi çok eğlendiren, kendisi de çok neşeli olmayı seven bir köpek. Lider ruhlu bir köpek, boyutuna bakmayın. Onun üzerine bir alfalık kuramazsanız kendisini alfa zanneder, hiç cüssesine bakmaz. Hani sizin ondan ne kadar iri olduğunuz onu ilgilendirmez, evin kontrolünü kendisi almaya çalışır. Küçük çocuklarla ise 10 yaşı ve üzeri çocuklarla sorun yok ama daha ufak çocuklarla bir sorun yaşayabilir. O yüzden 10 yaşı ve üzerinde evde çocuğunuz varsa tamam, fakat daha alt çocuğunuz varsa, daha alt yaşlarda çocuğunuz varsa minyatür pinscher size çok uygun olmayacaktır. Hem çocuklar onu inciltebilir hem o çocuklar ona bilinçsiz şekilde canını yaktığı zaman küçük çocukların, o da onlara tepki olarak belli bir agresyon gösterebilir. Yabancılara karşı oldukça şeydir, evini koruyucudur, bölgesini koruyucudur. Zaten bu yüzden çok iyi bir bekçi köpeğidir. Normalde bu köpekler günümüzde aile köpeği olarak bakılıyorlar. Ama tabii bunun için de apartmanda bakacaksınız, bir eğitime ihtiyacı var. Hani zil çaldığında havlamamasını öğretmeniz lazım. Hani yoksa, ya da kapının önünden birisi geçtiğinde, tıkırtı duyduğunda havlamasını öğretmeniz lazım. Hani havlaması gerekiyorsa tanımadığı bir insan eve girdiğinde yapması gerektiğini, bu eğitimleri vermeniz lazım. Sosyalleştirmeniz gerekir dışarıda. Ki hem kendine güveni gelsin hem sizle beraber rahatça dolaşabilsin, gezintilerini yapabilsin. Köpekler fiziksel olaraksa genellikle kahverengi tonlarında oluyorlar ve çikolata tonları da olabiliyor. Kulakları genellikle sarkık ama daha güzel gözüksün diye günümüzde kulak kesilme yasak, biliyorsunuz bunu, kesinlikle yapmayın. Ama eski dönemlerde kulakları kesiliyordu, yani dobermanlarda olduğu gibi. Küçük olmasına rağmen çok ciddi kaslı bir yapısı var. Çok aşırı derecede çevik bir köpektir. Hani bu kadar küçük bir köpeğin bu kadar uzun mesafeleri nasıl kat ettiğine inanamazsınız. Bu nedenle başta da demiştik, meraklı bir köpek. Bu nedenle özellikle dışarıda dolaştırırken kayıtsız kesinlikle dolaştırmayın. Çünkü ilgisini çekecek bir av ya da vesaire olduğu zaman çok ciddi anlamda ortadan kaybolabilir ve bulmanız sorun olabilir. Boyutları büyük değil. Yani 3-4 kilo arasında bir ağırlıkları olacaktır pinscherların. Bazıları biraz daha büyüyebilir, daha ağır olabiliyor. Enerjisini harcadığı sürece obez olma gibi bir sorunu olmaz. Bahçeli bir eviniz varsa da mutlaka, bahçede dolaşıyorsa bölgeyi çitlerle çevirin. Dediğimiz gibi çok iyi bir kaçış sanatçısı köpeklerdir. Kas yapıları çok sağlamdır. Kuyrukları arkaya kıvrılmış şekilde olur. Ve yürüyüşleri korkunç bir asaletli bir yürüyüşü olur. Yani bir minyatür pinçenin yürüyüşünü gördüğünüz zaman hayran kalırsınız. Aynı şey Şivava'da da geçerli. Bu iki ırk da birbiriyle karıştırılıyor ama tamamen farklı ırklar. Birisi Meksika, birisi Almanya köpeği. Ama o yürüyüş açısından birbirine benzerler. Çok asil yürüyüşleri var. Hani bu at gösterilerinde ya da olimpiyatlardaki at yarışmalarında görürsünüz. Endurance'da böyle atların bir tırıs yürüyüşü vardır. Bir de gösteri atları vardır. Onların çok güzel yürüyüşleri vardır. O yürüyüşlere benzer bir yürüyüşe sahiptirler. Minyatür pinscher sonuç olarak sizi ve ailenizi çok ciddi anlamda mutlu edecek bir köpektir. Ama ona vakit ayırmanız bir köpek, gereken bir köpek. Yalnızlığa toleransları yok. Yani evde bırakıp akşam gelip işte 2 saat sevip hadi biz yatıyoruz, yarın da aynı şekilde olacak yapamazsınız. Köpeğinizi sizle beraber vakit geçirmesi gerekir. Yani mutlaka evde birisinin olması gereken bir köpek. Yalnız kalmayı tolere etmiyor. Bunun yanında soğuk da bu köpekleri etkileyen bir köpek. Bu yüzden köpeğinizi sıcak ortamda tutmanız gerekir. Minyatür pinscher tam bir aile köpeğidir. Aileyi çok mutlu eder. Kendisi de eğlenmeyi çok sever.
Bu nedenle eğer bir minyatür pincher sahibi olursanız emin olun çok mutlu olacaksınız ama tabii ki birazcık bununla uğraşmanız gerekir. Onun enerjisini atmasına yardımcı olmanız gerekir. Eğer minyatür pincher sahiplenmeyi düşünüyorsanız doğru bir karardır. Ama gerekli koşulları sağladığınız sürece bu tüm köpek ırklarında geçerli. Eğer minyatür pincher besleyen kişiler varsa, sahip olan kişiler, lütfen videoda yorumlar kısmına yaşadıkları tecrübeleri yazarlarsa videoyu izleyen diğer kullanıcılarımız da bundan faydalanmış olur. Bilgi paylaşımı yapmış oluruz. Bu zaten kanalımızdaki amaç sadece bilgi paylaşımı, başka bir şey değil. Bizi de mutlu edersiniz. Videoyu izleyen diğer kullanıcıları da bilgilendirmiş olursunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Köpek Medya'da yeni videolarda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.